Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Sumidika, Türk vatandaşlığına geçerek Tayyip ve Memek isimlerini adına eklemek istediğini söyledi. No, for me it's very nice what they say the president, and I am here from 5 years in Turkey. I work, I give something for Turkish football, and I am very very happy. They promise me they will give the passport, and I wait when they come the passport. I am very happy and I take with the pleasure, because for me it's the like second country, Turkey. Tabii benim için gerçekten çok hoş bir şey olurdu bu. Daha önce zaten Cumhurbaşkanımızın da söyledikleri güzeldi benim için, onunla da görüştüğümde. Tabii ben burada Türkiye'de çalışıyorum. Türk futboluna da emek veriyorum. Burada çalışıyorum. Futbola bir şeyler katmaya çalışıyorum. Tabii söz verdikleri gibi inşallah pasaportumu alırım yakın zamanda. Çünkü burası benim ikinci vatanım. Hocam, Türk vatandaşlığını aldığında herhangi bir isim düşüncesi var. You want to change the name, coach? No, I keep my name and I put another two name, Tayyip and Memik, okay? But ben kendi ismimi kullanıyorum. Sumidika Marius Ninel and Tayyip and Memik. Tabii iki tane daha isim ekleyebilirim because bunlara. I respect to people, I respect the president of the country and I respect our başkan. Tabii çünkü onlara gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Ben kendi ismimi tutacağım gene Marius Sumidika olarak, ama tabii onların isimlerini de eklemek istiyorum. Memik başkanımızla, kulübümüzün başkanı ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın ismini, ön ismini almak isterim. No, he was one good game, we win there. For example, before Konya or Samsung, he don't can win there. We play good, we take 3 points, and finally it's not important how you play, if you play good, if you play bad. The important is to get the points and to be happy, because only the points they give you comfort to stay in the league. Tabii iyi bir maç kazandığımızı söyleyebilirim. Çünkü güçlü bir rakibe karşı oynadık. Orada kazanmak kolay değil, biliyorsunuz. Daha önce Samsun, Konya mesela, onlar da bizim direkt rakiplerimiz. Onlar orada kazanamadı. Biz iyi oynadık. Tabii bazen iyi oynamanız çok önemli olmuyor. Sonuçta önemli olan 3 puanı kazanmak ve bu 3 puan sizi rahatlatıyor yani. Önemli olan 3 puandı bizim için. When we take this victory and this draw, just got they know and we'll see. We fight for every game. We work in the training like a crazy, but it don't be easy because we lose. We don't have Gradel. He don't come until now from the African Cup. We lose Mustafa, who is one of the best Turkish player in my opinion in this league, and will be difficult. But we fight. I hope for our fans to come more fans in the game, because what I see, for example, Konya, they have 25,000 people in the stadium in the last game, and they win. I see in Samsun, which atmosphere, 20,000 people. This city, they need football. Players, they need fans. And also, I want to say please, please to the fans to support our team until 90 minutes. Because it's not nice when some fans, they come against some players, and after we lose the confidence and we lose everything. It's important to be family, because this team, they work for the fans, and if we are not together, our Başkan, board member, players, fans, it's just Gaziantep. It's not nobody come from far away. When I come here, I come from Gaziantep. I don't come from my name. I have already name. Tabii şunu söylemek istiyorum. Herkesin aslında beklentisi galibiyet. Önemli olan önümüzde 13 tane daha maçımız var. Biz bu 13 maçtan 4 galibiyet, 3 beraberlik çıkarmamız lazım. Tabii bunları ne zaman yapacağız? Onu da Allah bilir, ama yapmamız gereken şeyler bunlar. 4 galibiyet, 3 beraberlik aldığımız takdirde ligde kalacağımızı düşünüyorum ben. Ama zor bir maç olacak, çünkü çok çalışıyoruz bu hafta. Gerçekten çalışıyoruz, maça hazırlanmaya çalışıyoruz, ama zor olacağını da düşünüyorum, çünkü Gradel hala Afrika Kupası'ndan dönmedi. Mustafa Eskiyelilaç'ı da sakatlıktan dolayı oynatamayacağız. Bizim için yani en önemli futbolcularımızdan biri.
Tabii şunu da söylemek istiyorum. Taraftarla ilgili bir mesajım da var. İnşallah daha fazla taraftar gelir. Çünkü gerçekten taraftar desteği çok önemli. Baktığınız zaman Konya, Samsun gibi rakiplerimizin 25 bin, 20 bin taraftarı oynadıklarını görüyoruz. Tabii taraftar desteği de çok önemli. Bu şehrin gerçekten futbola ihtiyacı var. Bu şehrin bu takıma ihtiyacı var. O yüzden bizleri desteklemeleri gerekiyor. Remember this one, meet in the middle, yeah, shoulder to shoulder, hold, okay, go back.